denizden hiç çıkmadınız galiba. Bir kısım çıktım ama epeyce dinlendim, biraz çalıştım, yazdım, notlarımı toparladım, hazırlık yaptık. Biraz çıktım, işlerim vardı. Akşam milletvekillerimize teşekkür ettim. Bugün de yine devam ediyoruz çalışmalarımıza. İnşallah hazırlık yapıyoruz. Ailemizle, ailemle hiç vakit geçiremedim demiştiniz. Evet, sabah kahvaltımızı uzun uzun yaptık. Eşim, çocuklarım, annem, babam. Uzun uzun kahvaltımızı yaptık, sohbet ettik, dertleştik. Her şey güzeldi. Şimdi hazırlık yapıyoruz. Bir an önce heyecanımızı İstanbul'a katmak istiyoruz. Mazbata'da son durum nedir? Bir sorun yok. Yani herhalde yazılıyordur. Rutin zamanlamayı bekliyoruz. Muhtemelen yarın olur diye ümidimiz var. Şu anda bize ulaşan negatif bir durum yok. Bir itiraz, bize ulaşmış bir itiraz yok. Yarına bekliyoruz. Normalde bugün saat 15'e kadar itiraz süresi bitiyor çünkü. Evet, o da bitiyor. Yani itiraz olabilir, il seçim reddedebilir. Bilemiyorum o süreçleri ama yani olası yarın olması yönünde bir bekliyoruz. Olunca vatandaşlarımıza da duyuracağız zaten devir teslimi. Seçim akşamı aslında. Beylikdüzü'ndeki o zafer konuşmanızı yaptıktan sonra eve geçtiniz. Evdeki durum nasıldı? Açıkçası saat 3'e kadar sürdü evde olmamız, yani 2.30-3'e kadar ancak varabildim. Dolayısıyla kızım uyumuştu, iki oğlumla sarılabildik. Önce şunu söyleyeyim, yani bu süreci hiçbir yerde hiçbir zaman zafer olarak tanımlamadım. Çünkü bir toplumun bir kesimine karşı bir zafer vesaire yok. Bu bir demokrasiyi tamir etme süreciydi. Elbette bir seçimi kazandık ama millet kazansın, millet kazansın istiyorum. 16 milyon insan kazansın, hiç kimse dışında kalmadan. Onu başardığımızı düşünüyorum ve inşallah 16 milyon insanın kazandığını ispat edeceğiz önümüzdeki günlerde. Teşekkür ederim, sağ olun. Başkanım, bir tane kolay gelsin, kolay gelsin. Evet başkanım. Başkanım, buraya dönersiniz. Başkanım. Başkanım, ofisten görmekten geldiğimizde çekildim. Hangi ofisten? Yukarıda oruçta çalışıyoruz. Muhabirde çalışıyoruz.